Biz şu anda Ulu Önder'in hayatında gerçekten çok önemli rol oynayan bir yerde, İzmir Karşıyaka'da Latife Hanım Köşkü'ndeyiz. Latife Hanım Köşkü çok önemli bir rol taşır Mustafa Atatürk'ün hayatında. Çünkü hayatında en çok sevdiği iki kadın, Zübeyde Hanım burada hayata gözlerini yummuş, Latife Hanım'la ise burada tanışmış ve burada evlenmişti. Burası Latife Hanım'ın odası ve hemen Latife Hanım'ın Balmumu heykeline doğru ilerliyorum. Latife Hanım'ın Balmumu heykeli, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından tam 2,5 ayda yapıldı. Bu Balmumu heykelin en büyük özelliği saçları. Bu saçlar Latife Hanım yaşarken onun yüzünü çevreleyen, omuzlarına dökülen siyah saçları, kendi orijinal saçları şu anda Latife Hanım'ın Balmumu heykelini süslüyor. Latife Hanım'ın elbisesi iki parçadan oluşuyor. O günkü gibi şık bir elbise. Bu elbiseyi inci kolyesi tamamlıyor. Siyah bir kemer ve siyah bir ayakkabıyla Latife Hanım o zamanki modern Türk kadınının simgesiydi. Peki Latife Hanım kimdir? Latife Hanım Uşakizade ailesinden Muammer Bey'in kızıdır. Muammer Bey ise İzmir'e ilk hava gazını, ilk körfez vapurunu ve ilk otomobili getiren kişidir. 1909 yılında Latife Hanım'ı Fransa'ya göndererek Sorbonne Üniversitesi'nde çok iyi bir eğitim almasını sağladı. Latife Hanım hem 5 dil konuşabiliyor hem de 3 dil yazabiliyordu. Peki Latife Hanım'la Mustafa Kemal Atatürk nasıl karşılaştı? İşte bu tarihler 9 Eylül 1922'yi gösterdiğinde yaşandı. Yani Türk orduları İzmir'e girdiğinde o büyük kalabalığın içinde Latife Hanım da vardı ve o anda göğsünde, kalbinin üzerindeki kolyede Mustafa Kemal Paşa'nın resmini taşıyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün odasındayız. Köşkte kaldığı süre içinde Mustafa Kemal Atatürk çalışmalarını bu odada gerçekleştirdi. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün bu Balmumu heykelinin en büyük özelliği ona en çok benzeyen Balmumu heykeli olması. Odanın içeri girdiğiniz andan itibaren atanın gözleri sanki sizi takip ediyormuş hissi yaratıyor ve bu heykelde de atanın saçları birebir orijinal kendi saçları. Mustafa Kemal Atatürk ve Latife Hanım bu köşkte 20 gün birlikte kaldılar. Latife Hanım ailesi köşkten taşınmış olmasına rağmen sık sık köşke gelerek ataya asistanlık yaptı. O süre içinde Mustafa Kemal Atatürk Latife Hanım'a hayran kaldı. Hem bilgisine hem görgüsüne hayran kalmıştı. Ve kısa süre sonra Latife Hanım'a izdivaç teklif edecekti. Peki aileler bu izdivaç teklifine nasıl yaklaşacaktı? Latife Hanım'ın babası Muammer Bey buna ne diyecekti? Ya da Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım Mustafa'sının Latife Hanım'la evlenmesine onay verecek miydi? Kısa süre sonra Zübeyde Hanım Ankara'ya geldi Mustafa Kemal Paşa'nın yanına ve orada Latife Hanım'ın bahsini o kadar çok duydu ki Mustafa Kemal Paşa'ya beni İzmir'e gönder dedi. Sağlığı ne kadar el vermese de Mustafa Kemal Paşa annesinin yanına Salih Bozok, yaver Salih Bozok'u da katarak onu İzmir'e gönderdi. İzmir'de Zübeyde Hanım'ı gelinin, müstakbel gelini Latife Hanım karşıladı. İşte bu odada Zübeyde Hanım'ın ömrünün son bir ayını geçirdiği, Latife Hanım'ın bizzat onunla ilgilendiği oda. Şimdi hemen Zübeyde Hanım'ın Balmumu heykelini anlatmak istiyorum biraz. Başındaki hiç çıkarmadığı beyaz örtüsüyle, gözlükleriyle, hatta öyle bir detay var ki bu resimde göreceksiniz, Zübeyde Hanım'ın bir gri dişi var. Bu diş aynı şekilde Balmumu heykelde de unutulmadan yapılmış. Tıpkı canlıymış hissi veriyor. Zübeyde Hanım burada kaldığı süre içinde iki kadın arasında ilginç bir etkileşim yaşandı. İlk etapta Zübeyde Hanım, Latife Hanım'ın görgüsünden ve bilgisinden çok etkilenmişti. Ancak sonra nedeni bilinmez, kendi çeşitli sebeplerinden ötürü Latife Hanım'ı gelin olarak istemediğini bir şekilde belli etti. Latife Hanım buna ne kadar üzülse de ona gösterdiği ihtimamı hiç eksik etmedi. Ve Zübeyde Hanım kısa bir süre sonra sağlığı kötüleştiği için işte burada hayata gözlerini yumdu Latife Hanım'ın kollarında. Mustafa Kemal Paşa kötü haberi kısa bir süre sonra öğrendi. Ancak o anda son durağı İzmir olan bir gezideydi ve Eskişehir'deydi. Buraya gelmesi mümkün değildi. Onun için annesini Latife Hanım'a emanet etti, İzmirlilere, Karşıyakalılara emanet etti. Cenaze töreni burada yapıldı ve Mustafa Kemal Atatürk cenaze törenine katılamadı. Ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün kısa bir süre sonra yolu yine buraya düştü. 29 Ocak 1923 tarihinde köşke geldi. Köşke gelmeden önce annesinin mezarını ziyaret etti. Ardından köşke çıktı ve evlilik gerçekleştirildi. Bu evlilik o zamanki kurallara göre bir hayli alafrangaydı. Çünkü evliliğin iki tarafı da burada nikahta bulunuyordu. Ayrıca evlilikle ilgili ilginç bir iki detayı da aktarmak istiyorum. Latife Hanım'a mihir olarak 10 dirhem gümüş verildi. Yani bugünkü parayla 50 TL. Oysaki Latife Hanım'ın çeyizinde 7 deve yükü çeyiz ve aynı zamanda da 650 bin dolar vardı. Latife Hanım Mustafa Kemal Atatürk'le evlendikten sonra bugünkü Çankaya Köşkü diye bilinen Kuleli Köşk'e taşındı. Ve orada her zaman paşanın yanında dimdik ayakta, kendi ayakları üzerinde modern Türk kadınının simgesi oldu. Latife Hanım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren ilk Türk kadını olma özelliğini taşır. Aynı zamanda dış gezilerde her zaman atanın yanındaydı.
Ancak bu evlilik çok fazla uzun sürmedi. 2,5 sene sonra Latife Hanım'la Mustafa Kemal Atatürk ayrıldı. Peki Latife Hanım ve Mustafa Kemal Atatürk neden ayrılmıştı? İşte bu konuyla ilgili tarafların ikisi de ölünceye kadar hiçbir açıklama yapmadı. Ancak o tarihten bugüne dimdik ayakta duran Latife Hanım Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün örtülü tarihini fısıldar. Uğur Dündar,